ne güzel bir sabah. Bu çekim bir kurgu değil. Atina uçağından yarım saat önce inip taksiyle Pire Limanı'na bizi adalara götürecek tekneye yetiştim. Saat daha sabahın 10'u bile değil ve ben ülkeler hatta şehirler değiştirdim. Hayat gezince güzelden herkese merhaba. Bu hafta bir tek yerde değiliz de birkaç yeri birlikte gezeceğiz. Atina'ya indik, Pire Limanı'na geldik ve bir dostumuzun teknesine yerleştik. Rüzgarın el verdiği sürece civardaki yakın adaları hep birlikte keşfedeceğiz. Hani island hopping dedikleri adalar arası zıplayacağız hep birlikte. Hazır mısınız? Marina Zeyas'tan ayrıldık. Ege masmavi parlıyor. Teknemiz suları yararak ilerliyor. Biraz teknede dolaşıp etrafı keşfettim. Sabahın en erken saatlerinden beri seyahat halinde olduğum için bir müddet durdum. Üstüne bir de Yunan geleneği olan soğuk kahve frappe ile ayıldım. Ardından kaptan köşküne gidip Vasilius'a merhaba dedim. Please tell me our route, Vasilis, today. Where are we going to? Which islands we'll be visiting? We are going to the first island. This island there is Aegina. Aegina. Aegina Island. We stop there in the port to see it's a very fantastic island to visit. And after that, we will visit Agistri Island, a small green Caribbean island for me. Caribbean? Yes. Oh, wow, okay. Yes, a small island, all green. Island of Kira. And we go after an route of Aegina, and then we come back to Zea. Bakalım teknede bizle birlikte kimler var? Ne güzel sizle karşılaştık. Siz İstanbul'dasınız. Ben İstanbulluyum. Ben de çok memnunum sizinle karşılaştığıma. Ne güzel. Hem de bu yatta, Pire'de. Çok güzel. Hava da çok güzel. Aynen sizinle öyle. Görüştüğümde çok memnunum. Ben de çok. Neredensiniz? İstanbul'un neresinde? Ben Büyükada'dan. Aa, adalısınız. Büyükada'lıyım ben. Gidip geliyorsunuz herhalde. Devamlı. Hiç devamlı gidip geliyorum. Çünkü hep özlüyorum. Doğduğum yerdir. Hatıralarım, çocukluk hatıralarım orada. Gençlik hatıralarım. Her şey, çocuklarım orada büyüdü. Orada oynadı. Orada büyüdü. Tabii. Yani yaz kış adada mıydınız? Yaz kış ben adadaydım, evet. Ne kadar güzel. Peki ada tabii eskisinden daha farklı. Şimdi daha kalabalık oluyor çok değil mi değişti, hafta sonları? Çok değişti. Çünkü kabuk değiştirdi. Evet. Eskiden o kadar kalabalık değildi. Yazlıkçılar gittikleri zaman biz aramızda çok iyi geçiriyorduk. Şimdi tabii çoktan kalaştı kışı. Kışın tenden, yazın da fazla kalabalık. Yazın sanki, da fazla kalabalık öyle oluyor. Günübirlikçi çok gidiyor çok geliyor. Çok gidip geliyor. Hele cumartesi pazarları da bizim değil. doğru. Ama burada da çok ada var gidilecek. Biz şimdi bugün onları keşfediyoruz. Burada çok ada var ama günlük gidilecek adalar. Evet. Çok yok. Orada her gün gidip geliyorduk adalar. Tabii buranın adaları çok güzel. Sevindim. Sizi tutarım devam. Ben de çok sevindim. Çok. Sohbet güzel, deniz şahane. İlk durağımıza geldik bile. Burası Aegina Adası. İnip hızlı bir ada turu için koşturma zamanı. İlk durağımız Aegina Adası. Aegina, Atina'ya, yani daha doğrusu Pire Limanı'na son derece yakın bir ada ve Atinalıların çok tercih ettikleri bir ada. Daha çok yazlıkçıların adası. Son derece küçük görünen, bozulmamış görünen, yatçıların da tercih ettiği güzel köşelerden biri. Bakalım neler var. Aegina'ya Pire Limanı'ndan sadece bir saatlik deniz yolculuğuyla ulaşmak mümkün. Atina gezinize renk katmak isterseniz 19. yüzyıldan birçok binanın olduğu bu güzel adayı şiddetle öneririm. 85 kilometrekare büyüklüğündeki Aegina Adası'nın her yeri fıstık ağaçlarıyla kaplı. Hi. Here we have pistachio. Yes. So this is from Aegina, right? Of course.
And how much do we pay for this? $12.60. Aegina Adası fıstığıyla ünlü. 12 euro 60 cent bir kiloluk fıstık. Yani yolunuz buralara düşerse ne alalım diye düşünürseniz eğer alacağınız şey bu. Ada da bizim adalar gibi faytonla taşımacılığın tarihi bir değeri var. Ancak zaman içinde motorlu taşıt trafiği başlamış olsa da faytonlar hala revaçta. Aegina'da adet olduğu üzere faytonla dolaştım. Sonra inip yürüdüm. 11 bin nüfuslu ada adını Asopos'un 20 çocuğunun içinde en güzelinden almış Aegina. Aegina Zeus'un en büyük aşklarından biri olmuş. Ayrıca burası hani yalan dolan deseniz de masal niyetini okumayı severim ben. Truva savaşlarının iki önemli şahsiyeti Aşil ve Ajax'ın doğum yeri. Yerleşim M.Ö. 5. yüzyıldan beri devam ediyor. 1537 yılında Barbaros Hayrettin Paşa tarafından ziyaret edilen Aegina, sonrasında Osmanlı topraklarına katıldı. 1821 yılına kadar Osmanlı adası olmayı sürdürdü. 1828 yılına gelindiğinde de Özgür Yunanistan'ın kısa süreliğine başkenti oldu. Denizcilik, balıkçılık ve sünger avcılığıyla ünlü. Bir de en çok Zorba'nın yazarı Nikos Kazantzakis'in buradaki eviyle tanınıyor. Aynı denizi paylaştığımız için balıklarımız da aynı. Kılıç, dil balığı, kalamar, ahtapot. Hep bildiğimiz balıklar. Skorpiyo. Akrep balığı bunu bilmiyorum. Skorpin. Skorpina. Değil mi? Skorpin tabii ya. Ve canlı hali ama biraz tehlikeli olabiliyor. Çok lezzetli olur. Ne güzel yemişim bir balık. İnsan yani burada bir evimiz olsaydı balık alsaydık, yapsaydık, yeseydik diye hayal ediyor. O kadar çok çeşit var ki fiyatlar da fiyat değil. Ya bakıyorum 10 euro, 15 euro, 8 euro, 6 euro daha küçük balıkların kilosu. Ahtapot 10 euro. Ya hakikaten şu ömrümde bir kere şu gezi programını yaparken bir Yunan adasından balık alıp balık yapmak istiyorum bir yerde. İnşallah becerebiliriz bunu. Küçük ama zengin balık halini, çarşıyı, pazarı dolaştım. Biraz ara sokaklara dalmak lazım. Karşınıza ne çıkacağını tahmin edemiyorsunuz. Hemen ana caddenin bir arka paraleline girdik. Çok şeker bir antikacı dükkanı çıktı karşıma. Girip bakacağım. Kolonas antik kentini ziyaret ettim. Ayrıca müze de oldukça ilginç. Gelirseniz aklınızda bulunsun. Çanak çömlek yapımıyla da ünlü Aegina Adası'nın çarşısına geri döndüm. Küçük sokaklarında oturup etrafı seyrettim. Türk, Türk hoş geldin diyenlerle sohbet ettim. Derken dükkanımla tanıştım. Lütfiye Hanım ne güzel size rastlamak burada. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Gayet iyi. Adada dükkanınız var Aegina Adası'nda. Evet. 40 senedir buradayım. 40 senedir? Evet. 40 İstanbul'u sene. Bıraktınız mı? 67'de gittik. Oo, çok olmuş. Babamla 10 tane kardeşimle buraya geldik. 10 kardeş? Evet. 10 kardeşiniz mi? 10 kardeş. Maşallah. Babanız ne iş yapardı? Terziydi.
İstanbul'da. İstanbul'da. Nerede? Beyoğlu'nda. Ha, çok güzel. Hayatta el işi mı? Yok, öldü. 10 senedir öldü. İstanbul'daki düzeniniz, eviniz var mı? Evet. Bebek'te var, Arnavutköy'de de var. Gidiyorsunuz. Bir de Hibilya'da da. 10 kardeşin yani, değil mi? Bir kardeşim Amerika'da, öteki Lübnan'da. 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 Gelin mi gitti? Benim de kocam Lübnanlı. Öyle mi? Evet. Ama öldü şimdi, 5 aydır. Başınız sağ olsun. Çok teşekkür üzüldüm. Ederim. Çok ani bir şey miydi? Kalpten. İnsan hiç beklemiyor tabii. Hay Allah. Ne yapalım? Çalışmak lazım. Yani evet. Hayat devam edecek. 40 sene buradayız. Bir çantayla geldik buraya. Egina'da. Çalıştık hepimiz. Ne yapalım? Hayat. Hayat. Çok üzgünüm. İki tane oğlum var. Çok ufak getirdim buraya. Lübnan'dan. Lübnanlıdır kocam. Orada doğdular. Buraya getirdik. İki tane ufak çocuk. Bir çantayla. Hayatta insan neler neler yaşıyor. Evet. Ve çok. Hiç öngöremiyor ne olacağını. Biz iki defa kovulduk. Nereden? Bir Türkiye'den, bir de Lübnan'dan, o harptan. Evet. Ne yapalım? Hayat bu. Hayat bu. Geçiyor, gidiyor. Çocuklarınız büyüdüler şimdi. Çocuklar büyük. Torun 30 var yaşında. Mı? Yok, 31 yaşında öteki. Çok güzel hayat yaşadınız. Evet, çok güzel. Bu ada çok kocam güzel. Kocam çok iyiydi. Kocanızı sevdiniz. Aşık, evet. Aşık mıydınız hep? İyi adamdı, çok iyi adam. O da Adana'dan, Adana'da doğdu. Ha, o da Türk aslında. Yani. Adana'da doğdu, sonra Lübnan'a, gitti. Lübnan'a gittiler onlar. Ne güzel olmuş, birbirinizi bulmuşsunuz. Evet, burada bulduk. Burada buldunuz. Annesi diyordu, bir İstanbullu kızı bulacaksın diyordu. İstanbul'a geldi, hanım buldu. Bulmadı, buraya geldi. Gördünüz mü? 24 yaşındaydı. Ve ben eminim siz çok iyi bir eş olmuşsunuzdur. Evet, çok. Kocanıza. Çok iyi bir annesinizdir. Evet. Türkler gelip size rastlıyorlar mı burada? Çok geliyorlar. Grup olarak geliyorlar. Türkçenizi de hiç kaybetmemişsiniz. Yok, kocamla konuşuyordunuz. Çocuklar öğrendiler mi biraz? Biraz biliyorlar, evet. Biraz. Rukiye Hanım, çok memnun oldum sizi tanıdığıma. Ben de memnun oldum sizi tanıştığıma. Yani hem öykünüzden çok etkilendim, hem acınızı çok içimde hissettim, çok üzüldüm, çok ben yeni olduğu için. Ben de şey yazıyorum, bir defter yazıyorum. Hatıra günlük. Defteri. Her gün. Çünkü çok çektik. Çok çektik. Ama Aegina çok iyi. Bizi aile olarak Aegina'nın adamları bizi sarıldılar. Yani başka yerden geldik buraya. Sarıldılar. Yok ki bazı adalar var ki istemiyorlar yabancı. Burada öyle değil burada, herhalde. Burada evet, birbirimizi seviyoruz. Seviyorlar beni çok. Çünkü 40 senedir de buradayım ben. Az bu zaman değil, değil mi? 40 sene değil, 35 sene. Ama ne olur İstanbul'da bırakmayın. Yok, şimdi takavidimi alıp İstanbul'a gideceğim. Tamam. İstanbul'da da görüşmek üzere o halde. Çok memnun olurum. Çok memnun görüşmek olurum. Görüşmek üzere. Size de. Ben de. Για τα μάτια του κόσμου, στα σπραντίνε σε φως μου. Bebek kedisiyle ve henüz taze, kocaman acısıyla bıraktım onu. Tekneye dönmem lazım. Keşke birkaç günüm olsaydı burada. Ama geziye devam etmem lazım. Hızlı bir Aegina turu. Aslında biraz daha kalsak yapacak çok şey var ama şimdi Agistri adasına gidiyoruz. Orada bir koyda duraklayacağız ve çok güzel yemek yiyeceğiz. Hatta belki denize gireceğiz. Müzik
Yat gezimizin ev sahibi Antonio, Yatçılık Federasyonu Başkanı. Antonio, it's such a pleasure, such an honor to meet you. I mean, you are the president of the Hellenic Yacht Owners Association and you're taking us around. Thank you so much. The pleasure is ours that you are our guests and we are very happy to be here with us. Very nice of you. I'm sure you have many Turkish friends, but I mean, you're so eager to be friends with other people. I strongly believe that the cooperation between the two countries, particularly in yachting, could have perfect results because both countries with islands and coasts. So what we have to do is to cooperate and try to develop this particular area in the Mediterranean to be easily the center of the world for yachting. Exactly, that's what I believe too. But I think things are changing now, right? Changing for the best. Changing for the better, obviously, you're right. If we leave the politics aside, tourism can put people together exactly, for yeah. the development of our economies that we are badly need. For the benefit of the two of countries, the two countries, right? Absolutely, yeah. Mutual benefit. Mutual benefit. Correct. Somebody told me that you had a Turkish wife. Many years ago. Many years ago. Let's close this chapter. Okay, so, I mean, you know the country. Absolutely, I know the country. And you know the people. I know the... It's the same. We love football, we love politics, and we love good time. Okay. You're right. Yola koyulduk yine. Antonio, Türklerle kurulacak sıkı ilişkilerin her iki ülkeye de kazanç getireceği görüşünde. Aynı deniz, aynı koku. Dillerde ortak kelimeler, mutfaklarda aynı yemekler. Bizim yatın mutfağındayız şimdi. Altında büyük bir mutfak ve Şef Nico yemeklerimizi hazırladı. So, Nico, what are we eating? Ne yiyoruz? Bu nedir mesela? What is that? Fork. This one? Yeah. Cheese pie. Cheese pie, yeah. Cheese pie. What kind of cheese? Feta cheese? Feta cheese and gravgera. Cheese, cheese and grease. Oh, four, okay. Four cheese. Four different yeah, cheese. Different cheese. Dört değişik çeşit peynirli bir pie. This is chicken. Chicken. Fried. Ala Nico. Rice. Fried rice. Fried rice with lots of vegetables. Yeah. Sebzeli bir kızarmış pilav ve this is eggplant. Eggplant, yeah. Eggplant with some sauce. And we have köfte. Yeah, köfte. Greek. How do you call it in Greek? Köftedes. Köftedakya. Köftedakya. Small. Köftedakya. Köftedes olsa büyük olacaktı. Köftedakya olduğu için küçük. Bu da öğlen yiyeceğimiz köftemiz ha. Bir şey daha. Oh, one more. Kiş. From France. From France. Yeah. Ve Fransa'dan da kiş. Thank you very much. It looks gorgeous. It looks gorgeous. En kötü günümüz böyle olsun. Çok güzel gözüküyor yemekler. Yemek için sabırsızlanıyoruz ama ben deniz mevsimini açmak niyetindeyim. Çok güzel bir koydayız şimdi. Gidip kendimi serin sulara bırakacağım. Az rüzgarlı bir koyda durduk. Ege havasında kendimizden geçtik. İnsan çok uzun düşünürse mevsim geldi mi, deniz ısındı mı falan diye asla giremez deniz. Ama böyle bir cennet köşeye gelmişiz, masmavi su. Ben bu denize fazla düşünmeden girerim. Bu sene ilk bikinili fotoğraf Hülya Avşar'dandı. Ama ilk denizde görüntü olayını kimselere kaptırmam. Ya tabii soğuk. Aksini iddia etmeyeceğim ama bence bu daha ilk yaz günlerinde baharın kokusu hala denizde varken denizi tatmak lazım. Bu aralarda deniz kenarına tatile giderseniz dediğimi unutmayın ve denize girin, pişman olmayacaksınız. Dinlendim, kurudum. Hep birlikte yemek yedik ve derken çam ağaçlarıyla ünlü Agistri Adası'na vardık. Şimdiki durağımız Agistri Adası. Agistri, Yunanca balık oltasının ucundaki kanca anlamına geliyor. Çok küçük bir ada. Nüfusu topu topu 1000 kişi. Çok az sayıda turist geliyor ama biz
Kötüleşen hava koşullarına rağmen Agistri Adası'na gelmeyi başardık. Saronik Körfezi'ndeki bu küçücük ada Aegina'ya 15 dakikalık bir yolculuk uzaklığında aslında. Sadece 13 kilometre kare büyüklüğünde. Doğal plajları, tertemiz havası, mavi deniziyle bir çağınırmak filmi tadında. Sakin, ıssız, güzel. Kahvemi içerken yanından çift pedallı bisiklete benzer bir alet geçti. Pek anlayamadım ne olduğunu. Derken konuya biraz daha ehemmiyet göstermeye karar verdim. Hi guys. Hi. How are you? Fine. You speak English? Yes. What is this? It's a bicycle. What kind of bicycle is this? For two people. For two people. Is it very common in this island? No. No, it's not common. No. So who has this? This my father. Your father has it. Why? Just for exercise and for fun. For fun. Denemek sanıldığı kadar kolay değil. Hadi bir daha. Bir kez başardık. Annesi İngiliz, babası Yunanlı küçük arkadaşımla Agistri Adası sahilinde bu eşi benzeri olmayan bisikleti kullandık. Aslında bisiklet gibi ama bambaşka bir his. Adını koymam çok zor. Sanki yanlış tarafa yatılmış yatak, sanki tutan araba gibi bir durum söz konusu. Küçücük adada yürüdüm, doğayı kokladım, dinlendim. Tam tekneye binecekken yolumuzu kesen denizcinin hikayesiyle de sarsıldım. Falan bir spor değil. Bir girme. Kontina Gabupoli. Siz gazetecisiniz, lütfen yardım edin. Karım kızımı alarak İstanbul'a kaçtı. Kızımı çok çok özledim. Belki sesimi duyururum ona dedi. Έχω να δείτε 12 χρόνια. Πες εσύ, δεν την ξεχνάω ποτέ. Είμαι εδώ γιατί περιμένω. Περιμένω να έρθει. Θέλω να τη δω. Εύη, σ' αγαπώ πολύ. Αυτά. So, he hasn't seen his daughter for 12 years. 12 senedir kızını göremiyor. Kızı, his daughter is living in Istanbul. Exactly. With his wife. Exactly. İstanbul'da yaşıyor kızı ve karısı. Why did his wife leave him? They are separate. And why did they move to Istanbul? Γιατί φύγανε. Ήμασταν παντρεμένοι. Χωρίσαμε όπως κάθε ζευγάρι χωρίζει. Έτυχε και σε μένα. Hayat basit, işte bazen böyle oluyor, bazen ayrılmak zorunda kalıyorsun. Her çifte olabiliyor, böyle oldu. We just separate. Sadece ayrıldık. Ευάκη, σ' αγαπώ, σε λατρεύω. Δεν σε ξεχνάω. Και θυμάσαι που είπαμε ότι όταν μεγαλώσεις... Εύη, σένα πολύ σεβιώρουμ. Remember my your promise when you be 18 years old you said you come and see me. Bana söz verdin 18 yaşında olunca gelip beni görecektin. Baba is waiting for you here. Baba seni burada bekliyor. Kafam allak bullak Pire limanına doğru yola koyulduk. Biraz rüzgara karşı oturup sakinleştim. Sonra da teknemizdeki diğer konuk Emine Hanım'la sohbet ettim. Emine Hanım, siz iki ülkede birden yaşıyorsunuz. Hem Yunanistan'da hem Türkiye'de. Kaç senedir böyle? 6 ay. Türkiye'de 6 ayda burada sayılır. Çocuklarınızın işi nedeniyle Yunanistan'ı komşu kapısı yaptınız ama bundan da pişman değilsiniz. Değiliz tabii, memnunuz. Değişik yerler görüyoruz. Adalara gidiyoruz. Nelerini sevdiniz Yunanistan'ı? Yunanistan biraz bize benziyor. Ondan yani. Yemekleri de uyuyor. Yani seviyoruz Yunanistan'ı. Bir de halk hani bize daha yakın. Doğru. Evet. Doğru. Ya
Limana geri döndük. Gülay Hanım karşılamaya gelmişti bizim. Güzel manzarada birlikte yürürken Atina ve çevresinde ne kadar çok şey yapılabileceğini konuştuk. Gülay Hanım, kuşkusuz Atina'ya uçmak demek ille Atina'yı çok bildiğimiz yerlerini görmek demek değil, değil mi? Evet. Atina'ya geldiğiniz zaman Atina'ya çok kısa mesafelerde 6-7 adayı da dolaşma şansınız oluyor. Bunlardan bugün görme şansı buldunuz. Spetses Adası belki biraz uzakta, bugün rüzgardan dolayı gidemedik. Fakat Aegina, Agistri, Poros, bu adalara çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Biz bütün Türk vatandaşlarını buraya bekliyoruz. Gelsinler, komşuyu görsünler. Sadece Atina'yı değil, buradaki civar adaları da görsünler. Güzel bir gün geçirsinler diyoruz. Hatta sanıyorum burada da bizim usul mavi yolculuklar çok yaygın, değil mi? Evet, aynı şekilde 3 günlük kruz turlar da yapabilirler. Bununla beraber 3-4 adayı da aynı anda görme şansı bulabilirler. Hafta sonu paketi olarak alabilirler. Üstelik Atina'da da birkaç aynı gün, zamanda, birkaç saat. Evet, aynı zamanda Atina'da da güzel bir akşam yemeği yiyip tekrar ülkemize geri dönebilirler. Kaçıncı yılımızı kutluyoruz Atina'ya uçuşu? Bu sene 65. yılımızı kutluyoruz. Türk Hava Yolları, evet, Türk Hava Yolları'nın ilk uluslararası meydanı burası Atina. Akşam oldu, güzel bir yemek zamanı. İstikamet gene liman. Hızlı bir ada gezintisinden sonra anakaraya geri döndük ve şimdi yemek yeme zamanı. Peki ne yiyelim diye sorarsanız bol bol deniz ürünü ve balık derim. Sahildeki, limandaki balık lokantalarını da özellikle tavsiye ederim. Tam lokantaya girecekken çiçekçi kızlar Türkçe laf attılar. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Ben de iyi, ne yapıyorsun? Ya, ne satıyorsun? Ya, satıyorum. Satıyorsun. Ya. Nerelisin sen? Ben İskeçeli. İskeçeli. Ya. Atina'ya yerleştin. Ya. Dişinin burasına da bir tane taş koydun. Ya. Buraya da hızma koydun. Ya. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nasıl işler? İyi. Anam Türk, anam dede açtan. Baban? Babam Gümürcünadan. Türk değil mi? Ya. Yunanlı. Ya. Ve annen Türkçe konuşuyor size. Ya. Ve sen bu kadar güzel öğrendin. Evet. Çok da bilmiyorum. Az biliyorum. Harika biliyorsun. Ya. Burası da gül satarak geçiniyor musun? Ya. Geçiniyorum. Kaça satıyorsun bir gülü? İki gülü 2 tane 5 euro. 2 gül 5 euro. Ya. Çok iyi para. Dikes. Sevgililerini alıyorlar herhalde. Ya. Hava yapıyorlar biraz. Ya. Ya. İyi işler. Kolay gelsin. İnşallah kolay. Bu gece çok iş yap. Adını soyadını söyler misin? Benim adım Sevim. Sevim. Ya. İnşallah çok iş yap Sevim. Siz de. Teşekkür ederim. Yemek mükemmeldi. Sıcak mantar soslu roka salatası, kerevit, beyaz peynirli kalamar, ahtapot ve derken Laos. Tam bir ziyafetti. Çılgın bir Atina gecesine hazırlıktı. Buraların en bilinen gece kulüplerinden biri. Şarkıcılar birbiri ardına çıkıyorlar. Vakit gece yarısını çoktan geçti. Ama inanın kulüplerin asıl yükünü alması sabaha karşı 2 gibi gerçekleşiyor. Derken yavaş yavaş salon hareketleniyor. Şarkılar yandan yandan kıvamına geliyor. Kocaman salondayız ama maalesef sigara dumanından göz gözü görmüyor. Beni en rahatsız eden şey, buna karşın saat 5'e kadar bu haldeyiz. Bazen acıklı rebetikolar, bazen sirtakiler, bazen de eller havada. Kah sahnede, kah masa yanında. Tam
24 saattir ayaktayım. İşte size bir Atina ve civarı günü. Sabah uçağıyla İstanbul Atina. Limandan hemen beni bekleyen tekne. İlk durak Aegina Adası. Bol bol yürünür. Bir de fayton sefası ihmal edilmez tabii. Bir kilo şan fıstık alınır. Bir de güzel kahve içilir. Agistri Adası'nda dünyanın en ilginç bisikletine binilir. Tekneden denize atlanır. Bir güzel yüzülür. Akşam yemeği limandaki balık lokantalarından birinde. Deniz ürünleri de, balık da lezzetli mi lezzetli. Gece yarısı, burada tam eğlencenin başlayacağı zaman. Yunan müzikleri, sirtakiler, rebetikolar, sabah 5, eller hala havada. Hayat gezince güzeldi, bu hafta Yunanistan'daydık. Atina'nın Zea Marina'sından açıldık, yakın adaları ziyaret ettik, güzel bir gece geçirdik ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı saatte sizlere bambaşka bir yerden sesleniyor olacağım. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Aynı zamanda yazın, yazdığınız her şeyi okuyorum. Biliyorsunuz adresimi. Hayat gezince güzel @cnntürk.com.tr. Ayrıca Twitter ve Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Ekranın altında adreslerimizi görüyorsunuz şu anda. Haftaya aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.